Sıradaki videomuzu görelim. İyi yayınlar hocam. Benim size bir sorum olacak. Annem ve kayınvalidem kapalı. Ben de kapanmayı çok istiyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum. Dinimizde bir eşin karısının kapanması için baskı yapması doğru mudur? Evet, tesettüre girmek istiyorum diyor izleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama cesaret edemiyorum diyor. Ne yapmam gerekir diye soruyor. İlave bir sorusu var. Demek ki bu konuda da bir baskı var. Eşi de tesettüre girmesi için baskı yapıyor bana. Bu ne kadar doğru diyor. Şimdi eşi tabii hayat arkadaşıdır. Allah'ın emri konusunda onu uygun bir üslupla dinle uyarması lazımdır. Güzel bir şeydir, evet. Ama ısrar etmesine gerek yok. Uyarmakla görevini yapmak. Yüce Rabbimiz Kur'an'da ve mur ehleke bis salati ve stabir aleyha. Ey peygamber, ailene namazla emret, sen de devam et. Yani peygamber demek ailesini namazla emrediyor. Hazreti Fatıma'nın kapısının önünde namaz, namaz kızının dikkatini çekiyor. Allah Resulü camiye öyle gidiyor. Rabbimiz de böyle emrediyor. O yüzden hanımefendi kardeşimiz eşi Allah'ın emrini hatırlatıyor. Ama kırıcı üslupla değil, yapıcı, uygun bir üslupla yapmalı. Hanımefendi cesaret edemiyorum diyor. Öyle değil, zaten Rabbimin emri. Benim ömrümü belirleyen, hayat veren, hidayet veren, rızık veren Rabbim böyle emrediyor. Öyleyse başımın üzerine. Evet. Allah'ı seven Allah'a itaat eder. Seven kişi sevdiğine itaat eder. Yarı baki, yarı hakiki Allah, o böyle emrediyor. Öyleyse ben onun emri başım üzerine, hem de isteyerek. Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri bu. Allahümme habbib ileynel iman. Ya Rabbi bize imanı sevdir, itaatı sevdir, inkarı çirkin eyle, isyanı çirkin eyle. Yani Allah'ın tesettür emrine uymamam isyandır. İsyanımdan dolayı utanmalıyım ben. Ondan dolayı hicap duymalıyım, evet. Haya duymalıyım. Peki. Evet.